Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Arap kabilelerinden birinde siyah bir cariye vardı ki azat edildiği halde yine o kabile ile beraber ikamet ediyordu. Bir gün bana şu hadiseyi anlattı. Yanlarında kaldığım kabileden üzerinde kırmızı sırmalardan yapılmış bir giyadanlık bulunan küçük bir kızcağız gelin çıktı. Süslü bir kemer var üzerinde, gerdanlık var. Bir ara gerdanlığı üzerinden çıkardı veya gerdanlık üzerinden düştü. Bir ara işte belki üzerini düzeltirken gerdanlığı çıkarıp kendine koymuş. Gerdanlık yerde dururken oraya bir çaylak geldi. Ve onu et parçası zannederek, kırmızı böyle akik taşları falan olduğu için o kırmızıları et zannederek diyor kapıp kaçtı gerdanlığı. Gerdanlığı çok aradılar ancak bulamadılar. Nereye gitti bu gerdanlık diye. Bunun üzerine beni hırsızlıkla itham ettiler. Olsa olsa sen çalmışsındır falan diye. Nerede çünkü yok. Uçtu mu diyorlar, yer yarıldı yere mi gitti falan derler ya. Öyle bir durum. Kuş gelmiş, çaylak almış gitmiş. Her tarafı aramaya başladılar. Hatta cariyenin ön tarafını bile aramışlar. Elbiselerin içini dışını. Cariye sözlerini şöyle devam etti. Vallahi ben onlarla beraber ayakta durup beklerken çaylak gelip gerdanını attı. Çaylak geldi, gerdanını yere attı diyor. O da tam ortalarına düştü. İşte beni itham ettiğiniz şey. Siz onu benim çaldığımı söylediniz. Halbuki ben bundan beriyim. İşte o aradığınız gerdanlığın ta kendisi dedim. Böylece töhmetten kurtulmuş. O siyah cariye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip Müslüman oldu. Mescid-i Şerif'in bir kenarında ona mahsus bir kıl çadır veya küçük bir oda vardı. Mescid'in kenarına küçük bir oda yapmış. Yanıma gelir ve benimle sohbet ederdi. Ne zaman yanıma otursa mutlaka Yevmül Vişah yani gerdanlık günü Rabbimizin hayret verici işlerinden biridir. Şüphesiz ki o beni küfür diyarından kurtardı derdi. Böyle iki mısralık bir şiir okuyor. Yevmül Vişah Rabbimizin hayret verici günlerinden işlerinden biridir. Şüphesiz ki o beni küfür diyarından kurtardı. Bu olay yaşanınca artık o kabilenin yanında kalmıyor, geliyor. Bu şekilde bu olay onun hidayetine vesile oluyor. Hakikaten enteresan yani çaylak gerdanını götürecek ve geri getirip oraya bırakacak. Başka biri atıp gidebilir. Bir gün ona nedir bu halin? Ne zaman benimle otursan mutlaka bu şiiri okuyorsun dedim. Diyor Hazreti Ayşe validemiz. Bunun üzerine bana yukarıdaki kıssayı anlattı. Böyle oldu, böyle oldu. Beni hırsızlıkla suçladılar. Yoksa azat edildiği halde o kabile yanında kalıyormuş. Ama bu hırsızlıkla itham edilince, kendisine biraz hakaret edilince kızmış demek ki. Onların yanına ayrılmış. Bu ayrılıkta onu Medine'ye getirmiş. Peygamberimizle tanıştırmış. İmanına vesile olmuş. Onun için bu olayı çok seviyor, hoşlanıyor bu olaydan, bu cariye. İyi ki oldu diyor. Başıma geldi ki ben geldim, hidayet buldum. Yoksa orada kalırdım, hidayet bulamazdım diye seviniyor. Bu kadın ashab-ı suffeden saymak mümkün diyor. Çünkü mesleğe yatıp kalkıyor. Barınacak yeri olmayan fakir kimselerin hatta fitne korkusu yoksa kadınların bile mescitte gecelemeleri caizdir. Yabancı ev barkı olmayan kimsenin mescitte yatmasının caiz olduğunda ihtilaf yoktur. Bunun dışındaki insanların yatmasında ise ihtilaf edilmiştir. Evi barkı varken, imkanı varken mescitte gelip yatmasın diyor. Orası ibadet yeri. Kişinin fitne olan veya başına sıkıntıların geldiği bir yerden çıkıp daha hayırlı bir beldeye gitmesi güzel görülmüştür. Hicret. Burada sıkıntı yaşıyorsun, başına sıkıntılar geliyor, hicret et diyor. Başka bir yere git. Burada küfür diyarından hicret etmenin faziletli bir davranış olduğu da görülüyor. Yani dinini yaşamıyorsa insan gider dinini yaşayacak güzel bir mekana. Erkeklerin mescide uyuması bu nedir bunun hükmü? Sehil bin Sa'd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ciğerparesi Fatıma-tü Zehra radıyallahu anh'ın hanesini teşrif ettiler. Hazreti Ali'yi evde bulamadılar. Hazreti Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sordular. Amcaoğlu. Yani kocası oluyor ama o şekilde akrabalığını hatırlatıyor Efendimiz. Fatıma radıyallahu anh'a aramızda bir şey geçti. Birbirimize darıldık diyor. Biraz diyor kavga ettik, darıldık. O da gündüz uykusunu benim yanımda uyumadı. Kaylule benim yanımda uyumadı gitti. Çıktı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birisine diyor ki bak bakalım o nerede buyururlar diyor. O kişi gidip
aradı ve geldi. Ya Resulallah mescitte uyuyor diye haber getirdi. Hazreti Ali mescitte uyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi teşrif ettiler. Baktılar ki Hazreti Ali radıyallahu anh yan tarafına yatmış. Ridası bir yanından sıyrılmış ve vücuduna biraz toprak yapışmış. Mescidin altı kum, toprak olduğu için vücuduna topraklar yapışmış. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Turab kalk, Ebu Turab kalk diyerek onun üzerinden toprağı silmeye başladılar. Ebu Turab toprak babası, yani toprağa bulanmış kimse manası. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'nın yanında kaylule yapmayıp, gündüz uykusu uyumayıp da mescitte yatması, fakir ve garip olmayanların da mescitte uyumalarının mubah olduğuna delil görülmüş. Fakir değil, garip değil, evi var, mescitte uyuyabilir. Resulullah Efendimiz'in damadı Hazreti Ali'ye, Ebu Turab toprak babası, toprağa bulanan kişi künyesini vermesi bir şakalaşma ve bu vesileyle kendisini taltiftir. Hazreti Ali'nin Ebu Turab kadar hoşlandığı başka hiçbir isim yoktu. Bunu kullanırdı künye olarak. Efendimiz verdi diye bundan hoşlanırdı. Zira bu künyeyi ona Allah Resulü vermişti. Biri kendisini Ebu Turab diye çağırınca pek ziyade sevinirdi. Demek ki burada mescitlerde ihtiyaç olduğunda yatılabileceği, uyunabileceği de anlaşılmış oluyor. Ama orası da iyice miskinler tekkesi haline getirmemek gerekiyor. Bazen tembellikten insanlar çalışmıyor, yatacak yer arıyor, gidip mescitte yatıyor. Üzerine başına dikkat etmiyor, namaz kılanlara engel oluyor. Oralara ibadet mekanı olduğuna dikkat etmek, ihtiyaç anında belki böyle durumlarda orada istirahat edilebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler.